Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2024 mobil yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, rakip geldi bu arada, ileri dedik. Bomba şut oyuncularla sahaya çıkacağız. Biliyorsunuz sonu buldum arkadaşlar. Muhammed Salah da bende vardı. İkisini de forvet hattına koydum. Böyle bir kadro oluşturdum şu anda ekranda da gördüğünüz gibi. Salah'ı GF olaraktan ileride oynatacağım. Form grafiğimizi şöyle bir kontrol edelim. Tamam, kadromuzu bu şekilde kurduk. Rakip takımın kadrosuna da şöyle bir bakalım. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. Evet. Bizim takımımız da bu şekilde. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Bomba şut oyuncuların gerçekten performansını merak ediyorum. Salah'ı zaten daha önce çok kez kullanmıştık. İlk bomba şut oyuncular geldiği zaman tabii ki kontrollerini, denemelerini yapmıştık ama tabii şimdi biraz daha çoğu kişi aslında bomba şut oyuncuların biraz da nerf yediğinden bahsediyor. Yani özellikleri, güçleri biraz düşürüldü oyun içerisinde. Hani özellikleri, becerileri rakam üzerinde duruyor olsa da o ilk geldikleri performansı göstermiyor diyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum sizler neler düşünürsünüz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Uzun bir aradan sonra da telefonla maç yapmıyorduk. Telefonla maç yapacağız arkadaşlar. Daha çok tabletten oynuyorduk biliyorsunuz. Rakibin de onaylamasını bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyoruz sanırım kardeşimiz. Dediğim gibi birçok yorumlarda bomba şut oyuncuların eski performansını göstermediğini söylediler arkadaşlar. Ben de merak ettim. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bomba şut oyuncuların özelliklerini. Bomba şut pike yapan orta. Arnold'u da oyuna aldım. Bu hafta kondisyonu ağır geldi. Pike yapan ortada da bazı arkadaşlarımız soruyordu. Pike yapan ortada top mesela dalan şut gibi iniyor arkadaşlar aşağıya doğru. Şu şekilde çok güzel bir orta şekli. Defans oyuncusu müdahale edemiyor. Yani tam defans oyuncusunun oraya geldiği zaman top aşağıya doğru yöneliyor. Pike yapan ortada ve orada defans bir nevi fake yemiş oluyor. Aslında güzel bir aldatıcı. Bomba şut oyuncularda da yine aynı şekilde. Plase vurduğunuz zaman düz şut çektiğimiz zaman da oluyor ama daha çok bu plase vuruşlarda, kesme vuruşlarda, kesme dediğimiz plase şutlarda top yine bombeli bir şekilde direkt böyle aşağıya doğru düşüyor. Yani dalan şutun plase şeklini düşün. Normalde dalan şutu plasede yapamıyoruz. Böyle direkt sert bir şutta aşağıya doğru düşüyor dalan şut. Ama bomba şut plase vurduğunuz zaman yani böyle çaprazlama aşağıya doğru düşüyor arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Umarım anlatmışımdır. Maç içerisinde de inşallah şutlarla göreceğiz zaten. Haydi bakalım, rakip takımın vuruşuyla maça başladık. Patrick Vieira. Bu arada biraz şutları şeffaf hale getirseymişiz iyi olmuş olurmuş. Neyse bakalım. Maç içerisinde oyun durduğunda aklımıza gelirse eğer yapmaya çalışırız. Biraz şeffaf yapsak ekran daha çok güzel gözükür. Sonla da ilk maçımıza çıkıyoruz bu arada. Salah'ın önüne doğru attık ama gelmedi. Telefonla da biraz zorlanacağım ama tablete çünkü elimiz alıştı. Yani elimiz alıştığı için biraz belki zorlanabiliriz. El alışkanlığı sonuçta var. Salah. Son. İlk pozisyon geldi. Son vurdu. Kaleci çıkarttı. Hummin Son. Güzel bir şuttu. Şut gücü de bayağı iyi Son'un. Roberto Carlos iyi keser içeriye. Güzel de bir orta geldi. De Vrij'a doğru. Patrick Vieira. Bir rovesciata denemesi oldu ama orada yarım voley rovesciata karışımı. Patrick Vieira olmadı. Bizde kalır. Roberto Carlos. Geçebilir miyim? Demedik. Bizde kalır mı? Ha, şimdi bak bu Roberto Carlos. Bu şu şutu vuran adamın şut gücü 99. Hiç 99 hissettiniz mi şutta? Ben hissetmedim. Salah. Muhammed Salah. Aşağıya doğru top düştü ama olmadı. İstediğimiz gibi şut olmadı ya. Ya aslında iyi. Tam istediğim gibi vurdum ama bir tık yani işte o ayarlamaları çok iyi yapmak lazım arkadaşlar. Muhammed Salah. Güzel bir şuttu ama. İki tane peş peşe güzel şut geldi. Biri Son'dan, birisi de Muhammed Salah'tan. Yaptık verkacımızı. Sona gelir mi? Gelmedi. Alırız onu. Alırız. Kaçırdık. Tomiyasu ne yapıyorsun koçum?
Tamam, orayı kapattı, gördüm. Salah. Bir daha ver, kaç yaptık? Salah, Salah, Salah. Tek pasın yok mu senin? Devray. Roberto Carlos. Son oradan dönüp vurabilirse çok güzel olur. Son aldı topu. Salah, Salah. Ya Salah, o nasıl bir şut ya? Çok iyi gönderdim oyuncuyu. Oyuncu işte bazen arkadaşlar pozisyonundan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil, kesinlikle öyle bence. Sizin düşündüğünüz şeyi yapamıyor. Bir şey düşünüyorsun, oyuncu onu yapamıyor. Yani gerçekçilikle çok bağdaştı. Yani bağdaştırıp o şekilde yapmaya çalışmışlar oyunu ama bence biraz daha kolaylaştırabilirler ya. Çok bu kadar kasmaya da bence gerek yok diye düşünüyorum. Verkacı yaptık bu arada. Don gidiyor. Don vurdu plaseyi. Olmadı, direkten döndü. Son. Eyvah, kötü yakalandık. Harry Kane. Çok güzel. De Vrij. Hoca foul. Hemen hızlı hızlı kullan, hızlı kullan. Çok güzel. Muhammed Salah. Miyasu yaklaş. Muhammed Salah kaçıyor. Dönüp vurdurabiliriz. Salah. Muhammed Salah. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani ilk şut çektik ya, bir tane hani çok kötü vurdu dedim. Yani o şut aynısını yaptın yani. Hiç değişen hiçbir şey yok. Ama yani bir adım böyle geride olduğu zaman işte oyunun gerçekçiliği de burada ya işte arkadaşlar. Yani biz niye bu PES'i, e-futbolu bırakamıyoruz? Çünkü gerçekçiliği çok fazla. Mesela bir adım pozisyonda gerideydi. O bir şey söyleyeyim mi? O top, şu topu kaptırıyorduk, biliyor musunuz? Maçı bitirmeseydi şu topu kaptırıyorduk. 3 kurtarış var. 7 şut çekmişiz. 4'ü kaleyi bulmuş. Güzel bir gol izledik son dakikalarda. Yani güzel şutlar çektik. Şutlar güzeldi. Az farkla direği yalayıp geçen toplar var. Bir topumuz direkten döndü. Salah'ın şeyin sonun. Muhammed Salah'ın güzel bir golünü izlemiş olduk. Yani dediğim gibi performanslarında sanki bilmiyorum ya, ben çok öyle görmedim ama şu anda hani bu niye böyle aptallaştı gibi diyeceğim bir şey olmadı. Son. Son vurdu. Direkten döndü. Yine direk. Son'un direklerle imtihanı. Hadi bakalım, hayırlı olsun. İkinci direk Son'un. Bir kasmaya başladı oyun. Niye böyle oldu? Samsung'larda iş yok ya. Bu Samsung'larda oyun oynanmıyor. Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold pike yapan ortayı yapacaktık, olmadı. Tamam, çok güzel gördük orayı. Çok güzel kapattık. Roberto Carlos. Berkaç çok uzun mesafeli oldu. Kaparız biz de. Tomiyasu biraz. Tomiyasu çok ağır kaldım be oğlum ya. Ne yapıyorsunuz abi? Muhammed Salah. Muhammed Salah kaleci çıkarttı. Allah'ım çok güzel. O çok uzak mesafelerden bak top ne kadar havaya çıktı, sonra aşağıya doğru düştü. Gördünüz değil mi arkadaşlar? O enteresan bir şut oldu. Bak bomba şut işte budur arkadaşlar. Ya ne kadar yükseğe çıktı. De Vrij vurdu. 2-0 yaptı. Ne kadar yükseğe çıktı top. Bomba şut işte budur arkadaşlar. Ama gol olsa tabii çok daha güzel olurdu ama kaleci çıkarttı son anda. Beklemiyor çünkü. Kalecinin böyle hani son anda müdahale etmesi ve yere düşmesi, kaleci hani son anda, çünkü top döndüğü için refleksi son anda gösteriyor. Allah, Trent Alexander-Arnold. Pike yapan ortağı olmadı. Roberto Carlos dış plase, dış plase ya. Dış plase yaptım, olmadı. Yapamadım. Dış plaseye vursaydı goldü. Dış plase vursa goldü. Muhammed Salah'tan bomba şuta güzel, çok güzel bir örnek olacak. İşte bomba şut oyuncuları bunlar. Yani şu anda tabii ben göstermek için sürekli bomba şut denemesi yapıyorum. Normalde yani çok fazla aslında ihtiyaç da duyulmayabilir. Yani normal kaleye doğru gidip normal pozisyona girmek lazım. Zaten bu maçları ne için yapıyoruz? Deneme. Zaten bizim
İçeriğimizin konsepti de oyuncuları denemek zaten arkadaşlar. Siz challenge falan da istiyorsunuz ama daha çok ben oyuncuları denemeyi, yeni gelen oyuncuları özellikle denemeyi tercih ediyorum. Konseptim zaten bunun üzerine tamamen. Challenge videoları da arada ara ara yapıyoruz zaman bulabilirsek tabii. Hernandez, Alfonso Davies, Miyasu, Salah, döndüm. Salah niye bu kadar ağır kalıyor? Yani 96 hız, 98 hızlanmayla, 96 top sürmeyle bu Salah, yani bu kadar ağır dönmemesi lazım ya, saçmalık bence. Bilmiyorum ya. Çok güzel. Roberto Carlos kaçıyor. İşte bu. Roberto Carlos, Patrick Vieira içeride. Son içeride. Allah kahretsin. Direğe vururdu gerçi. Onu da vursaydı direğe çarpardı. Yılan güzel paslaştı ama gelemedi. Abi defansı da iyi yapıyoruz ya. Ayıptır söylemesi. Defansı da sağlam yaparız. Oyun saçmalamadığı sürece. Ya yapma ama ya. Yapmayın bunu ya. Kaçıncı direk bu? Ya. Of. Minson yine direk, yine direk. Üçüncü direk mi? Kaçın artık sayamadım ya. Direkleri sayamadım. Vallahi sayamadım ya. Üç mü dört mü oldu bilmiyorum ki ya. Abi dediğim gibi arkadaşlar tablet ben de oynadığım için sürekli elim çok alışkın da değil. Ondan dolayı ayarlayamıyor da olabilirim. Belki tabletten oynasam şu topların hepsi girmiş olabilirdi arkadaşlar. Öyle de söyleyebilirim. Son bir pozisyonumuz var mı? Çok güzel. Son. Bak. Ne saçma bir vuruştu bu. İşte neden kaynaklanıyor? Pozisyon alamadığı için. Yani tam bir plase vurmak için pozisyon alamadığı için plase vurmadı. İşte bu da oyunun gerçekçiliği arkadaşlar. Oyunu zaten e-futbolla diğer oyunların arasındaki fark burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu arada istatistiklere bakalım. 6 kurtarış var. Rakibe şut çektirmemişiz. Dediğim gibi defansı iyi yaparım. Tabi biraz da oyunun da bu aralar defans yapay zekanın şöyle bir şeye de bir bakalım arkadaşlar. Yapay zekanın çok fazla yardımı da var defans konusunda. Hiç oyunu bilmeyen birisi bile 15-20 tane yani en az 15 tane top kapabilir, top kesebilir. Devre maçın yıldızı Salah ikinci. Enteresan bir istatistik olmuş. Evet arkadaşlar, videomuzu da yavaş yavaş burada noktalandıralım. Ne oldu? Oğlum oyundan niye çıktın? Ne alaka? Neyse. Evet videomuzu burada noktalandıralım arkadaşlar. Tabii bu oyuncularla daha güzel maçlarda inşallah yaparız zamanımız oldukça diyelim. Çünkü zaman problemi biraz fazla yaşıyorum arkadaşlar. Yani Nerf 7 diyenler var arkadaşlar oyuncuların. Yani yani ilk geldiği performansları göstermiyor diye söyleyen çok fazla kişi vardı ama ben çok fazla şey görmedim. Salah biraz sanki bozuk gibi geldi bana. Yani Salah'ı ben ta geçen ilk geldiği zaman bulmama rağmen bilmiyorum performansında biraz ben düşüklük gördüm diyebilirim arkadaşlar. Çünkü yani hızlanması, top sürmesi ve bitiriciliği muazzam olan bir oyuncu Salah. Ama nedense bazen işte dediğim gibi oyunun gerçekçiliğine pozisyonlara girdiği zaman bir adım bile hafiften kaleye dönük olmasa çok saçma sapan şutlar çekebiliyor. Tam pozisyonu oturtmanız gerekiyor yani iyi bir vuruş yapabilmeniz için. Bence güzel bir video oldu. Güzel goller izledik, güzel şutlar izledik. En azından bomba şutun nasıl bir şey olduğunu gördük arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizi, düşüncelerinizi, bu bomba şut hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp, beğenip, yorum yapıp kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.